Bu CD'nin değerli izleyicileri, dinleyicileri. Bendeniz Nedret Selçuker. Kendimi böylece takdim etmekle başlıyorum. Spiker. Radyo, televizyon, devlet sanatçısı. Dil çok önemli. Lütfen gerekli hassasiyeti gösterin. Bakın, dil bozulsa ne oluyor? Confucius yıllar evvel ne demiş? İşe dilden başlayalım. Çünkü dil düzensiz olursa sözler düşünceyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılmaz. Görevler gereği gibi yapılmazsa adetler ve kültür bozuluyor. İşte bozuluyor. Adetler ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun için hiçbir şey dil kadar önemli değildir diyen Confucius. Nasıl başlayalım? Hepsi düşündük ama radyoda bir spot dinledim gelirken arabada. Hayatı dışarıda ara veya arama gibi bir spot. Hayatı. O ne demekse anlayamadık. Hayatı dışarıda arayı o programın, o reklamın sunucusu hayatı diye telaffuz etti. İşte iş buradan başlıyor. Bazı bilgilere geçiyorum işte. Yine böyle bir şey var. Bir gazetenin başlığını gördüm geçen gün. Takıya ustasından değil, ustasından olacak. Nitekim bir spikerimiz de geçenlerde haber okuyor. Haberinde İstanbul'da Beyoğlu'da bir cinayet işlendi diye okudu. Beyoğlu'da değil, Beyoğlu'nda. Zeytinburnu'da değil, Zeytinburnu'nda. Eminönü'de değil, Eminönü'de. Şimdi bir arkadaşımız Beyoğlu'na giderken nasıl söyleyecek? Beyoğlu'ya gidiyorum mu diyecek? Hayır. Beyoğlu'na diyecek mecburen. Yine elimde bir gazete parçası var. Güzel bir öğreti var burada, bilgi var. Hani bir kart yazıyorsunuz. Hamili kart yakinimdir diyorsunuz. Yakınımdır demeniz gerekiyor. Çünkü yakinimdir demek, bakın ne demek oluyor. Kartımı getiren yakınımdır yerine. Kendisini yakinen tanırım değil, yakından tanırım demek güzel diyor arkadaşımız bu yazısında. Kartımı getiren yakinimdir sözünün yanlışlığını söylüyor. Hamile kart yakınımdır yerine kesin bilgimdir demek istiyormuşsunuz, yakinimdir yazarsanız. Hamile kart yani kartı taşıyan kesin bilgimdir oluyor. Onun için yakinim değil, yakınım diyeceksiniz. Şimdi yine vurgu yanlışlarıyla giriyorum hep. Kimimizin değil, kimimizin. Hazine haberini okuyor. Tutarında diyor arkadaşımız. Tutarında. Hatıra değil. Bunları bilmemiz şart. Hatıra. İkametgah mı, ikametgah mı sorusu var. Onu öyle söylemedik. Evvela sorduk. Muhtardan aldığınız belgenin adı nedir? Evinize, oturduğunuz eve ait. İkametgah dedi. Dedim ki Temel de böyle söylemiş bir dostuna. Siz ona kaba konuşuyorsunuz, balık diyorsunuz. O balık değil, baliktir demiş gibi oluyor ikametgah derseniz. Şimdi doğruyu söylüyorum. Kaim olmak kökünden geldiği için ikametgah diyeceksiniz. Yani K harfiyle söyleyeceksiniz. Kayıktaki K gibi. Bunu da geçtik. Bir şiir. Tanıdığım bir ağaç var. Etlik bağlarına yakın. Ne bağlarına? Etlik bağlarına. Okuyorum. Melih Cevdet'in. Saadet'in adını bile duymamış. Allah'ın işine bakın. Geceyi gündüzü biliyor, dört mevsimi rüzgarı karı, ay ışığına bayılıyor ama kötülemiyor karanlığı. Ona bir kitap vereceğim, rahatını kaçırmak için, bir öğrene görsün aşkı, ağacı o vakit seyredin. Ama tanıdığım bir ağaç var, etlik bağlarına yakın demez de, etlik bağlarına yakın derseniz, bakın aradaki fark, etlik mi, etlik mi? Etlik derseniz kasaplar bağı oluyor. Etlik yani et satılan yer oluyor. Ona bu surette benzeri değil benzeri, Ermeni değil Ermeni. Ortayaca vurguları var. Biz buna kurslarımızda asena vurgusu diyoruz. Yani dansöz vurgusu oluyor. Mesela akşam haberleriyle karşınızdaydık. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, bu kasetin izleyicileri. Daydık diye bir vurgu yok Türkçemizde. Ortayaca vurgusu yasaktır, yoktur. Karşınızdaydık diyeceksiniz. Daydık değil. Farkındaydı değil, bütün gözler dolardaydı değil, araba ile geldi değil. Bunlara da biz karadutum, çatalkaram, çingenem, nartanem, nurtanem şiirinde olduğu gibi çingene vurgusu diyoruz. Ondan sana bir fal bakayım dedikleri zaman güzeldir ama bir spiker sana bir fal bakayım derse olmaz, ayıp olur. Ortayaca vurguları bizim bütün spikerlerimizin başında. Yunanistan diyor spikerimiz ekranda. Yunanistan diye bir memleket yok. Yunanistan var. Bodrum'da Bodrum. Buyurun bakalım. Bunu öğrenmekte yarar var. Bodrum kaymakamı Bodrum'da oturuyor diyoruz.
Böyle öğretiyoruz kurslara. Ne demek? Bodrum bir ilçe. Bodrum derken B-O-D, birinci hecenin altına vurgu yapıyorsunuz. İkincisi Bodrum olunca Rum'a vurgu yapıyorsunuz. Yani. Kartal kaymakamı kartal tuttu. Kartal kaymakamı derken karın altında vurgu var. Uçan kuşumuz o kartallar, yüksekten uçar diyoruz ya, kartalda da talda vurgu var, kartal. Ordu valisi nereye gitti? Yemek yemeye gitti, ordu kumandanının yanına. Bakın çok dikkat edin buna, spikerlerimizde ihmale uğrayan vurgular. Ordu derken vilayet, or hecesinde vurgu var, ordu derken du hecesinde vurgu var. Yani ordu valisi ordu kumandanına yemeğe gider. Ama ordu valisi ordu kumandanına gitmez, vali kumandan değil çünkü. Çok güzel bir örnek daha. Abdülhak Hamid, büyük şairimiz. Şairi azam, azam büyük demek. Abdülhak Hamid ile Sultan Abdülhamid arasında ne fark var? İşte bir şey daha öğreniyoruz falan ama. Abdülhak Hamid şairi azam, büyük şairimiz. Hani Makber'i yazan şairimiz. Hamid hamd eden demek. Hamd eden, kul yani bizim gibi. Peki Sultan Abdülhamid niye Hamid? Ha, ona bir iltimas var. Çünkü o padişahtır. Çok yaşa padişahım diye bağırıyoruz ya. O zamanlar bağırıldı. O da kendisine hamd olunan, şükür olunan kimse demek. Hamid ile Hamid arasındaki fark bu. Naim Süleyman oldu. Cennetten bir köşe. Naim ne demek? Naim diye okuyor bizim spikerlerimiz. Naim deyince şu oluyor bak. Bir zaman Naim Talü diye bir bakanımız vardı. Açtı radyoyu, azarladı o zaman. Naim okuyor. Naim uyuyan demek. Yani şimdi haltercimiz haltere yapışırsa böyle olacak. Naim derse uyuyacak. Uyuyan demek. O Naim diye telaffuz edilecek. Rakım da rakım var. Rakım farkı olacak sevgili izleyiciler. Rakım yükseklik demek. Azami de büyük çok demek ama bizim yine ünlülerimiz azami diyorlar. Azami, A'da uzatma var. Avize kelimesini de düzeltelim. O da avize olacak. A'da uzatma var. Çünkü aviz asıl olan şey demek. Resmi geçit diyor spikerim. Bayılıyorum ya Rabbim. Şimdi tören başlıyor. Tribünde vali, general ve büyükler oturuyor, resmi kişiler. Şimdi spiker diyor ki olsa olsa bu resmi kişilerin önünden yapılan resmi bir geçittir. Resmi geçit başladı diyor. Aferin. Resmi geçit başladı. Resmi geçit, geçit resmi demek. Resim ne demek? Merasim demek. Merasim ne demek? Tören demek sevgili izleyiciler. Resmi geçit, geçit töreni demek. Ha, bir başka spikerimiz buna bir de tüy dikti. Şöyle yaptı. Resmi geçit töreni başladı dedi. Ya yapmayın, yapmayın. Sen gaf üstüne gaf yapıyorsun sevgili arkadaşım. Geçit töreni, töreni başladı diyorsun. Dikkat, resmi geçit. İ'yi uzatıp okumayacaksın. Resmi geçit, geçit resmi. Şimdi bir edebiyat öğretmeni bana kursa geldi. Ben dedi çok bunları dil tarihte öğrendim. İsim vermiyorum, kulaklar içindesin belki bunu dinler yine. Burada sizi sevdiğim için geliyorum. Buyurun dedim. Tahtaya bir yazı yazdım. Ben edebiyatı severim. Bunu okuyun dedim. Aynen şöyle okudu. Ben edebiyatı severim. Hayır. Niye hayır? Siz edebiyatı sevmiyorsunuz. Edebiyatı seviyorsunuz. O sondaki hece, yat hecesi uzun okunacak. Çünkü edebiyat, edebi şeyler demek. Ameliyat da öyle. Filancı kişimde bildiriyor muhabir hastanede. Filancı kişinin ameliyatı çok iyi geçti. Ameliyatı iyi geçmedi. Ameliyatı iyi geçti. Tahkikatın sonucu değil, tahkikatın sonucu. Hafriyatın değil, hafriyatın. Bakanımızın adı Abdülkadir değil, Abdülkadir. Ya alem alem var, bayılıyorum buna. Şimdi alem, minarenin alemi. Al eline kalemi, yaz başına gelelim. Minarenin alemi, en üstteki bir işaret var ya, onun ismi. Bir de sancak bayrak demek, tamam. Peki, minarenin alemi diyen bir spikerimiz olursa çok üzülür, oldu. Minare değil, onun telaffuzu minare. Alemi değil, alemi değil, alemi. Çünkü minarenin alemi diye okundu haber bülteninde. Çok üzüldük, alem olacak. Karınca kararınca, Allah Allah, karınca zaten kara. Bir yine güzel bir yakışıklı spiker arkadaşımız bir konuşmada ekranda eğildi büyüklerine. Biz bir zamanlar karınca kararınca şöyle yapardık değil mi dedi. Ha, ben de dedim ki demek ki karıncalar hep kara. Ne söylemesi lazım? Karınca kararınca.
İkinci kelimedeki A uzun söylenecek. Dil ve Kültür, Türk Dil Kurumu yayınları. Şimdi bizim arkadaşlarımız, dostlarımız, Türkçeyi çok sevenler, Türkçenin çok öz Türkçeleşmesini isteyenler, bak burada Kazım geldi şimdi bakın. Kazım adını Kazım yazıyorlar, estağfurullah diyorum. Siz Kazım mısınız manasına yani. A'ya bir şapka koyuverin. Türkan, Türkan değil, Türkan. Oh neydi? Nalan. Nalan değil, onun adı yazılışın Nalan. Hem A'da, iki A'da da şapka var. Nalan, ağlayan, inleyen demek. İmlası doğru olmayan güzel olamaz. Benim spikerim Atatürk'ün telgrafını okuyor İsmet Paşa'ya. Türk milletinin makul talihini yendiniz diyor. Allah Allah. Böyle bir kelime yok. Bu kelimenin doğrusu makus. A'da ve U'da şapka olacak. Çünkü aksine giden demek. Ters giden talihini yendiniz diyor 2. İnönü Savaşı'ndan sonra. Salah Birsel ünlü şairimiz, yazarımız. İsmi Salah Birsel. Biz Türkçe derslerimizde şununla başlıyoruz. Doğru Türkçe doğru imladan geçer. Salah Birsel de diyor ki ben diyor 21 yıl Türk Dil Kurumu'nda yönetmenlik, başkanlık yaptım. Bu şapkaların kaldırılması teklifini biz reddettik. Öyle olsaydı benim şapka var ikinci A'da ismimde. Bana Salah Birsel değil, Salak Birsel derlerdi diyor ve öyle diyorlarmış. A'ya şapka konmayınca. Nazım Hikmet'in en hararetli hayranları bile onun adını Nazım Hikmet yazıyorlardı. Yani şöyle, Atıf ismi var bir yazarımızda. Atıf, Atıf'ın yaptığı iş. Atıf, atıf yapar, gönderme yapar yani. Ben şimdi seninle konuşurken burada oturan bir arkadaşımıza atıf yaparım yani. Lafın arasında ona sataşma yaparım, böyle. Yıllar önce Nazım Hikmet zamanında çıkmış kitabı derslerde gösteriyorum. Buyurun. Nazım. Nazım, nazım yapan kişiye denir. Şimdi bakın nazım yapan kişi hasbelkader. İlk sayfada yazı, makale, serbest nazım ve Nazım Hikmet. Türk Dili Dergisi'nin kapağını alıyoruz, böyle gösteriyoruz öğrencimize. Buyurun diyoruz. Neymiş? Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir diye cümleye başlayan Gazi Mustafa Kemal 2-9-1930. Ya. Milli derken iyiye şapka koymuş ikinciye. Niye milli değil? Milli doğrusu çünkü milli demek millete ait demek. Milli deyince içinde mil olan demek. Eskiden milli piyango milliydi. Son zamanlarda milli yaptılar. Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen millet diye bir cümle var. İstiklal kelimesine şapkayı koyan ben değilim Atatürk. Ya dil devrimini yapan. Şapkayı kullanıyor da sen niye kullanmıyorsun? Geldik Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzunun 7. sayfasına. Arapça ve Farsçadan dilimize giren bir takım kelime ve eklerde G, K, L ünsüzlerinin ince okunduğunu göstermek için bu ünsüzlerden sonra gelen A ve U sesleri üzerine düzeltme işareti konur lafı kabul edildi. 96 yılında 1996'da çıkan Milli Eğitim Bakanlığı imla kılavuzunda bu sayfayı öğrencilere veriyoruz. Sayfa 7. Hangi kelimeler? Dergah, gavur, ordugah, tezgah, yadigar, dükkan, hikaye, kafir, kağıt filan devam ediyor. Bu halde kağıtçıların tabelaları kağıtçı. Kağıt diye bir kelime yok, kağıt. Kağıt da değil, kağıt. Bakın ona da geleceğiz biraz sonra. Yabancı kökenli kelimeler, klasik, lahana, layık, lamba, latin, melankoli, plak, plaj, plan, reklam. Reklam kelimesi de şapkalı. Peki sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, niçin televizyonlarımız hala reklam yazarlar? Çünkü bizim Türk Dil Kurumu, neydi o şeye, kampüse kelime bulur, yerleşke der, onu gazetelere bildirir. Ama reklam kelimesinde şapka kullanılması gereğini gazetelerimize söylemez. Sevgili izleyiciler, biz konuşma derken abartmadan yani olduğundan fazla göstermekten kaçınmayı istiyoruz. Süt ve bal bir arada olacak, üstüne kaymak dedim. Tabiilikten ayrılmayacaksınız. Biraz sonra okuyacağım Hamlet'in bir konuşması var. Hamlet,
Shakespeare konuşturuyor. Ama şurada elimde yine bir bilgi notları var. Fonetik nedir? Ufak tefek notlar vereyim. Fonetik insan sesiyle uğraşır. Akciğerlerden gelen soluğun soluk borusu, gırtlak, boğaz, ağız ve burun aracılığıyla biçimlendirilerek anlatımına uygun hale getirilmesi olayına denir. İki türlü düz sesler, kırık sesler falan bunlar öğretiliyor. Artikülasyon diye yabancı kelimeyi kullanıyorlar. Boğumlama yani kelimenin hakkını vermek demek o. Onun için boğumlama filan derken Türkçeyi boğmamak lazım olduğu üstünde duruyoruz. Konuşma nedir sorusu. Konuşma bir dil olmaktan fazla bir şeydir. Fakat bu onun gene de dile dayalı bir tabanı olduğunu anlatmalıdır diyor yazarımız. Abartmaktan kaçmayı tavsiye ediyoruz. Ama abartmaktan kaçmak acaba nasıl olacak? Onu da söyleyeyim. Çok değerli bir sanatçımız, tiyatro sanatçımız geçen gün bir televizyon konuşmasında şiir okuyor. Bir programa davetli sevdiğim, saydığım bir arkadaşımız tiyatro alanından. Ama şiir şu, Yahya Kemal'in ünlü şiiri, beste oldu, Münir Nurettin tarafından, şarkı oldu yani. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul, sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sende ölen, sende yatan, sende kalan diye biten bir şiir. Bilmem son mısrada belki bir eksiklik yaptım, özür dilerim. Olsun. Ama birinci bölüme bakın. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul diyor şair. Sadece manasında sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer diyor ama arkadaşımız dalgınlığına geldi herhalde, ne yapalım? Ama farkına varması lazım. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer dedi. Ben de soruyorum dostlarıma, siz nasıl bir semtte oturuyorsunuz? Sade mi? Şekerli mi? Karışıksız mı? Yoksa evet şaka ama bu tip bir vurguyu ondan duymak istemezdim, üzüldüm. Sade bir semt değil, Yahya Kemal sadece manasında sade bir semtini sevmek bile diyor. Bu ikisi arasındaki minicik farkı lütfen anlamaya çalışalım. Biz konuşmamızı abartmamayı falan söylerken bir cici kelimeyle anlatmaya çalışıyoruz diksiyonu. Lütfen hayata tümüyle şarkı diye bakınız. Bu sloganı unutmayınız. Şarkı söylemeyin. Şarkıyı söyleyin. Şiir okumayın. Şiiri okuyun. Üç türlü okunur şiir. Şiir okursunuz. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul diye sesinizi göstererek. Şiiri okursunuz. Hakikaten o tepeleri anlatırsınız. Müzeyyen Soner'in dediği gibi ben güfteleri anlatıyorum diyor şarkı söyler. Evet, şarkıyı söylüyor. Münir Nurettin olursunuz, Münir Nurettin, Zeki Müren olursunuz ama şarkının ne olduğunu söyleyeceksiniz. Sadece besteyi değil. Biz şarkının söylenmesini istiyoruz, abartma yapılmamasını istiyoruz. Şarkı veya şiir veya metin veya haber neyi anlatıyorsa lütfen siz de sesinizle, ruhunuzla onu anlatmaya çalışın diyoruz. Bakın, Hamlet'e neler söyletiyor yıllar evvel Shakespeare. Hamlet kızmış, aktörlere bağırıyor, bozuk atıyor. Kuzum, bu sözleri ben size nasıl öğrettim söyle söyleyin. Kelimeler su gibi aksın. Çoğu oyuncuların yaptığı gibi böyle var kuvvetinize bağıracaksınız. Mısralarımı şehrin tellallı okusun söylesin daha iyi. Bir de elinizi ikide bir böyle savurmayın. Bütün hareketlerinize bir sükunet olsun. Heyecanın seli fırtınası tabiri caizse kasırgası içindeyken bile bu duygunuza düzgünlük vermek gerekir. Bir itidal kazanmaya gayret edin diyor. Kafasına peruka takmış ağzı kalabalık bir herifin çoğu anlaşılmaz dilsiz oyunlarıyla gürültüden başka bir şeyden zevk duymayan ayak takımının kulak zarlarını patlatacağım diye nasıl yırtınarak heyecanlı bir sahneyi berbat ettiğini görmek içime dokunuyor. Şürretliği bile ifrata kaçıran bu türlü herifleri kırbaçlamalı. Bunlar eski oyunların bağırgan Herod'undan da bağırgan. Kuzum siz böyle şeylerden sakının. Aktörlerden bir cevap veriyor. Sakınırız efendimiz. Merak etmeyin, sakınırız. Ve Hamlet biraz yumuşuyor. Ama büsbütün de durgun olmayın canım. Basiretiniz size rehber olsun. Hareketlerinizi sözlerinize, sözlerinizi hareketlerinize uydurun. Tabiiliğin yaraşığı olan itidalden ayrılmamaya bakın. Ah, bugün geldiklerin kulakları için nasıl? İtidal ha, ne demek?
Mübalağaya düşmek sizi oyunun gayesinden uzaklaştırır. Bu gaye ise evvelahir tabiata aynalık etmektedir. İyiliğe kendi yüzünü, fenalığa kendi suretini, her devrede kendi şekil ve heyetini göstermektedir. İşte şimdi bu işte ifrata yahut tefrite kaçmak cahili güldürür belki ama Necdet Selçuklar ve yardımcıları gibi erbabına fena gelir. Burada da kendimizi soktuk yani cümleyi. Evet, iyi ettik. Evet, evet bana fena geliyor. Fena geliyor. Sizce bu gibilerden tek bir kişinin kanaati berikilerin yani bir tiyatro dolusunun kanaatinden daha ağır basmalıdır. Öyle oyuncular gördüm ki oyunlarını methedenler hem de çok methedenler vardı. Siyasetini methedenler gibi ama günahları koyunlar. Resim sergisinde Hasan Polat'ın bir yazısı. Efendim bu öz Türkçe merakı. Fazla ileri gitmeyeceksiniz. Elbette Erkan-ı Harbiye Ummiye Reisi demeyeceğiz. Genelkurmay Başkanı diyoruz. Tamam. Evet, Maarif Vekili demedik. Milli Eğitim Bakanı onu da tamam. Ama öz Türkçeci olacağım diye işi çığırından çıkarmamak lazım. Hasan Polur 29 Ocak 90 Pazartesi günkü yazısında bakın ne yazıyor. Bir eleştirmenden bahsediyor. Resim sergisini gezmiş bir vatandaş. Sergi hakkındaki görüşlerini söylüyor. Sıkı durun lütfen sabırlı olun okuyorum aynı. Sanat işçiliğinin usta-çırak etkileşiminin dönemsel yazgısını anısal bir deformasyon tutkusu ile reforma ettiği, yöresel peyzaj ayrıntılarıyla primitif portre ezgisinin müştereken oluşturduğu kavramsal irdelemenin, nokta falan yok virgül, somut örneklerini paletten tuvale aktaran, hür bir sanatsal tutumun kutsal hümür ironi ikilemine akademik bir açıklık kazandıran, eklemlerin kökeninde özgün, ince enerjiyle yüklü sanatsal grotesk yönelmenin unsurlarını ümitleriyle kontürleyen ve bireysel arayışlarla perspektif elemanların biçimlenmesinin kurtarıcılık olgusu yanında izlenimci duyarlılığıyla yapısal çözümüne ilişkin naif kompozisyonlar arayışlarının devam ediyor, bitmedi. Bir son, geliyoruz sona. Opart geometrizmasına yaklaşan tümevarın biçimlenmesi olgusuyla, ah yarabbim, rasyonel dağılım sürecinde marjinal fanteziler üretme çabalarına karşıt folklorik motiflerle bezemeye varan bir antik fütürizm anlatımını gerçekleştirmiştir diyebiliriz. Neyse o bitirdi, biz nefeslendik diyor Hasan Bulur. Ya şu serginin bir genel değerlendirmesini yapsana, yapmıyor. Bunu misal diye veriyor. Biz de öğrencilerimize bunu okuyoruz. İşte vur deyince kırmak derler buna. Ya şunu kısa kısa cümlelerle anlat işte. Burada ne güzel bir yazı yazmışım. Bir kahve fincanı ve Vesfirza Zobu olmak. Ya diksiyonda da öyle olunuz arkadaşlar. Tiyatroyu oynamak için oynamayınız. Tiyatronun kendisi olunuz manasında. Haldun Dorman Vesfirza'ya bir oyunundan sonra rahmetli büyük üstad tiyatrocumuza bir mektup yazmış. Mektupta diyor ki bir kahve fincanını tutuşunuzda, bir sabahlık giyişinizde bile bir başkalık, bir kompozisyon sebebi vardı diyor. Yani tiyatroyu öyle tiyatro diye oynayıp geçivermeyeceksiniz sevgili izleyicilerim. Bir kahve fincanını bile tutmanın bir aktörlük olduğunu, sanat olduğunu anlayacaksınız. İşte biz de derslerimizde bunları anlamayı ve anlatmaya çalışıyoruz. Yumuşak Y diye bir harfimiz var alfabemizde. Hüseyin Şenbay kitabında demiş ki rahmetli, Yumuşak Y harfini incelerken, Yumuşak Y konuşmalarda kayıverir. Yani dağ çıkıyorum yerine dağ gidiyorum, ders çıkıyorum dersiniz. Sağ dönelim yerine sağ dönelim dersiniz filan gibi böyle kaymalar olur diyor. Ama siz onu kaydıra kaydıra konuşun demiyor. Yumuşak ki konuşmanın içinde kaldırılıp atılamaz. Atılırsa ne olur? Eğer yerine eğer deyin diyorlar. Eğer. Diyelim. Ama birisi eğer öbürü atın eğeri ne yapacağız? Ben de yazdım. Bir mektup bir yazarımıza. Dedim ki arkadaşlarımız eğer arabaları bozulur da atlarına binmek zorunda kalırlarsa binler binmez pat diye düşmesinler atın eğerine dikkat etsinler. İyi mi? Turan Oftazoğlu adını sevgiyle anıyorum, kulaklar çınlasın. Yavuz Bülent Bakiler de öyle. Turan dedi ki, telefonda Turan Oftazoğlu, yahu dedi, boğa ile boğayı ne yapıyorlar dedi.
Ne yapıyorlar? Boğa bildiğimiz sığır. Hatta adamızlık sığır. Boğa da yılan. Şimdi ben uyduruyorum fıkramsı. Padişah demiş ki sadrazama, yarın benim doğum günüm, bütün benim boğaları bahçeye toplayın saraya demiş. Peki. Sadrazam gitmiş, Güney Amerika'da ne kadar yılan varsa almış gelmiş. Boğa, zehirsiz büyük yılan demek. Emir emir ya, demiri kesmiş. Bir de bakmış padişah, bunlar nedir sadrazam, senin kelleni alacağım, ben sığırlarımı... Efendim siz demiş, gittiniz o kursa, boğa yerine boğa demeyi öğrendiniz. Ben de emrinizi yerine getirdim, gittim yılanları. Eğer boğa deseydiniz, yumuşak kıyı da telaffuza araya koysaydınız, sığırları getirecektim demiş. Peki demiş, otur sadrazam, sana bin altın. Sakın ha, yumuşak kıyısız konuşmaya kalkmayalım. Ayıp olur, yazık olur. Nitekim yine otorite arkadaşlarımızdan Ankaralı Gökhan Evliyaoğlu diyor ki, sözün neresinde bulunursa bulunsun olduğu gibi söylenmelidir. Asla G ve Y ile karıştırmayın. Öğün yerine ögün ya da öğün, eğer yerine eger ya da eğer denilmesi gibi yapmayın bunları. Soğuk yerine soğuk filan gibi, doğan yerine doğan, bunları yapmayın. Bunlar Türkçe'ye en büyük hakareti teşkil eder diyor sevgili Gökhan Evliyaoğlu. Evet. Yumuşak kesiz Türkçe olmaz. Ama yapamayacağım değil, yapamayacağım. Yumuşak K varla yok arasında kendi yumuşaklığına uygun telaffuz edilecek. Yapacağız, oturacağız, kalkacağız, gideceğiz. Kanal 7'de bir haber bülteni, akşam haberleri. Diyarbakır'da bir çocuğu konuşturuyor oradaki muhabir arkadaş. Yani küçük bir işte orta talebe, okul talebesi gibi anlatıyor. Biz burada diksiyon dersleri alıyoruz. Bak 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 oğlumuza. Evet, hocamız bize İstanbul Türkçesi öğretiyor. Önemli falan. Biz artık öpeceğim demiyoruz, öpeceğim diyoruz. Ne diyormuş? Öpeceğim. Ben de şimdi su içeceğim müsaadenizle. Su içeceğim demek doğru. Türkçe büyük itina, özen isten. Değerli yazarımızın, hocamızın, tekrar Nihat Sami Baner'in kitabını işte çıkardım. Bir sayfası var, bayılıyorum, onu okuyayım müsaadenizle. İstanbul Türkçesini, İstanbul Türkçesi değil, İstanbul Türkçesini, milli ve ilmi görüşlerle tetkik ve müdafaa eden ikinci mühim taşralı Diyarbakırlı Ziya Gökalp'tir. Gökalp, hayatının en olgun devresinde neşrettiği Türkçülüğün Esasları isimli son ve değerli eserinde lisani Türkçülüğün umdelerini sıralar. İstanbul halkının, bilhassa İstanbul hanımlarının konuştukları gibi yazmak lüzumunu işaret eder ve der ki, İstanbul Türkçesi olarak. İstanbul Türkçesinin savtiyatı, şekliyatı, lugaviyatı Türkçenin temeli olduğundan başka Türk lehçelerinden ne kelime, ne sıga, ne edat, ne de terkip kaideleri anlamaz demiş. Ben diyorum ki, kendi devam ediyor yazı. Kendisinden sonraki Türkçeciler tarafından asla dikkate almayan bu ilmi mütalaa, her bakımdan ilmi formasyon sahibi bir fikir adamın ifadesidir. Yani yeni Türkçeyi de inkar etmeden aynı Türk mütefekkiri bu fikirlerin daha popüler bir ifadeyle söylemek lüzumunu hissetmiş ve Lisan isimli manzumesini şu görüşlerle yazmıştır. Güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize. İstanbul konuşması en saf, en ince bize. Uydurma söz yapmayız, yapma yola sapmayız. Türkçeleşmiş Türkçedir, eski köke tapmayız. Yeni sözler gerekse bunda da uy herkese, halkın söz yaratmada yollarını benimse. Yap yaşayan Türkçeden, Türkçeyi incitmeden, İstanbul konuşması zevkin olsun yiğiden, yeniden. Bakın Raif Özben de bana gönderdiği el yazısında, ağız yerine ağız değil ağız denebilir diyor. Ağız, ağız der gibi. Ağa diyemezsin ağa bunlara göre. Ağa geliyor demek istersek ne yapacağız? Ağa geliyor, ağa. Arkadan B gelir. Yapmasınlar, etmesinler, istirham ediyor. Ağa değil, yumuşak G'ye basa basa söylemeyin ağız yerine, ağız diyeceksiniz. Ruhu hala, ruhu hala diye biri var mı? Evet, onlar da var, doğru. Ruhu isimde bir hala varmış gibi. Bir gazetenin başlığı, Ruhu hala Markiz'de yaşıyor. Ruhu hala Markiz'de yaşıyor demek istiyor ama hala çıkmış. Buyurun, hala. Beğendi, beğendi. Beğendirmek, beğendirmek, beğeni, beğeni, beğenmek, beğenmek yapmayın. Hayır, eğer. Meğer, meğer. Kaleci meğer gibi. Değerli, değerli. Günah oluyor bunlara
bu kadar yumuşak G düşmanı olmamak gerekir. Bakın Raif Özben ne diyor? Genellikle sözcük içinde kimi seslerin söyleyiş, vurgulama, tonlama gibi hareketlerde kolaya kaçma nedenleri olarak yitirilir diyor yumuşak G. Daha yerine daha. Bunlara kaymamak lazım. Son notlarımı da inceliyorum. Bakın yine bir yazı kesmişim. Hayati tehlikeyi atlattı yerine hayatı tehlikeyi atlattı diyor arkadaşlar. Haberde. Hayatı tehlike değil canım. Hayati, şuna biraz özen gösterin lütfen. TRT'nin dili demiş. İşte şu istişare daha geldi elime. Rahmetli. Türkçeyi çok iyi bilen. Ah ah ah, nur içinde yatsın. Eğitim dairesinin iyi niyetli başkanı sunucu adayları için ders koymuş. Beni çağırdı diyor. Bir daha çağırmadım diyor çağrılmayınca. Gençler hocam yoğurt mu diyelim yoğurt mu demişler. Nereden çıktı o demiş dışarıda. Efendim yumuşak ev söylenmeyecekmiş yoğurt yerine yoğurt diyecekmişiz. Müthiş bozulmuş. Nereden çıktı bu? TRT'nin el kitabı. Atın onu demiş çöpe. Yapmayın. Çok ayıp. Bakın diyor sadece inceltme işaretlerinin kaldırılması bile dilimizin yanlış konuşulması için en büyük neden. Ah benim sevgili arkadaşım ismini vermiyorum. Seni ayrıca seviyoruz sayıyoruz. Ama hiçbir zaman kaldırılmadı ki Salah Bisel bunu açıkladı. Ne olur sen de bunu artık böyle bilesin değil mi canım? Ha. Allah selamet versin. Ha, spikerlerimiz de şey diyor mesela örneğin mesela diye kendisini uzman olarak takdim eden arkadaşımız konuşmaya öyle başlıyor. Konukla konuşuyor. Örneğin mesela siz o zamanlar kardeşim, arkadaşım, hanımefendiciğim örneğin mesela denmez. Sunucu çıkıyor. Sevgili konuklar, değerli misafirler diyor. Ben eşime soruyorum. Biz konuk muyuz, misafir miyiz? Hangisine giriyoruz diyorum. Yapmayın bunu. Soruyor yine konuğuna aynı hanımefendi. Siz o zamanlar istek ve arzularınıza mani olamadınız mı diyor böyle. İstekle arzu aynı. Gazete ilanı veriyor muhteremler. Şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunarız. Yapmayın. İkisi de teşekkür anlamında. Saygılar ve hürmetler o neyse o. Ya saygı ya hürmetler. Tekrarlamayın aynı kelimeleri. Şimdi üç tane şiirle son vermek istiyorum. Hatta dört izninizle sığınarak. Telli Kavak. Telli Kavak, Aydın Gün'ün bir şiiri. Aydın Gün eski devlet tiyatrosu başkanı, genel müdürü. Telli Kavak, tabiata karşı işlenen o ağaca bir cinayet. Bir telli kavak büyürdü Dada'nın Çiğdene köyünde. Usuldan usuldan. Yerin karanlığından azad olmuş, aydınlık sular yürürdü ayaklarının ucundan. Kendi halindeydi telli kavak, akşamları gökyüzüne bakarak, saman yolunu düşünürdü yaprak yaprak. Başka şey de dilemezdi. En uzak rüzgarlara kaptırmıştı başını, ona konmayan kuşa kuş, ona değmeyen rüzgara rüzgar da denemezdi. Gel zaman, git zaman, kızı neye verecekti Çiğdeneli Halil, cebindeki yetmezdi. Bir akşam sabaha karşı ver yansın ettiler baltayı ayak bileklerine tellinin. Uyanıverdi ilk vuruşta aman dedi telli kavak vurman. Sular bulandı ayaklarının ucundan yapraklar yalvardı hep birazdan kıyman kıyman. Aman zaman dinler miydi şeyden el halil kızını ev verecekti cebindeki yetmezdi. Uzanıverdi telli kavak ortasına gecenin boylu boyuncak. Oldu mu ya dedi böğründe duran baltaya. Yaşayıp gidiyorduk şunun şurasında canım. Ne olacak şimdi rüzgar? Kuşlar nereye konacak? Oradan oraya atıldı telli kavak. Elden ele satıldı. Boynuna dört demir takıldı. Çankırı'ya beş mavzer atımı uzak. Bir tepenin duldasına çakıldı. Telefon direği oldu telli kavak. Vınladı durdu telefon telleri boynunda. Samanyoluna baktı geceleri suları düşündü ayaklarının ucunda. Yapraklarını düşündü, rüzgarı düşündü avucunda, gözleri dolu dolu oldu. Bir türkü söyledi en sonunda, telefonun tellerine kuşlar mı konar, herkes sevdiğini canım böyle mi yapar? Evet arkadaşlarım, şiir, şiir nedir? Şiiri şiir diye okumaya kalkarsanız, şiir sizi okumaya başlar, yanlış olur. Bir bayrak rüzgar bekliyor, Arif Nihat Asya'nın bir şiirini aldım. Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağına temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar geri.
geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin. Gelsin gülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle söz Selim. Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu derin meşhur askerin. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Ya Arif Nihat Asya böyle diyor. Şimdi efendim rahmetli Atilla İlhan'a bir şiir var. Sadece başını söylüyorum. Üçüncü şahsın şiiri. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı duyardım, çöp gibi bir oğlan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım, felaketim olurdu, ağlardım. Şimdi burada girişte bakınız, onu da söylemeye mecburum Türkçe adına. Gözlerin gözlerine, gözlerim gözlerine deyince, gözlerin gözlerime deyince. Yani değmek var, temas etmek. Peki ben buradaki yumuşak G'yi söylemezsem ne oluyor? Söylemeyeyim hadi onların hatırı için. Gözlerin gözlerime deyince felaketim oldu, ağlardım. Peki yumuşak G'si söylüyorum. Gözlerin gözlerime deyince, bir şeyler deyince ben de ne söyleyeceğimi, ne diyeceğimi şaşırırdım. Oldu mu? Kıymayın Türkçe'ye. Yumuşak G'yi haysiyetine uygun şekilde yumuşakça kelimeler içinde telaffuz edin. Yapacağız, yapacağız değil. Gideceğiz, gideceğiz değil. Evet, şimdi programımızı, konuşmamızı burada bitireceğiz. bitireceğiz. Müsaadenizle. Bekir Sıtkı Erdoğan'ın Mevlana Kapısı'nda şiiriyle son veriyorum. Ey saadet mülkünün hünkârı pir, sende sır var. Sende mahmur kainatın raksı var. Her giren cahil girer dergahına, her çıkan daina çıkar. Ey güzellik sırrının miftahı dost, ey ilahi nura peyk olmuş bedir. Ey hudutsuz mavera, ey solmayan gerçek bahar. Söyle esrarın nedir? Her giren çirkin girer dergahına, her çıkan rana çıkar. Türbegahın şimdi aşıklar evidi. Cümle alem vecd içinde, cümle alem mevlevi. Yar döner, yaran döner, devran döner. Cümle alem şemsin etrafında raks etmektedir. Bir büyük ayinde tekmil rüzgar toplanır döndükçe bir bir zerreler umman olur. En güzel mana çıkar. Ey muhabbet piri dost, ey gönüller tahtının sultanı yar. Siretin her kalbe sinmiş, siretin her kalbe sinmiş, suretin her yüzde var. Sayfa sayfa şerh edilmiş mesnevidir her kapı. Hepiniz ve bizler. Hangi aşık çalsa istikbale Mevlana çıkar. Bekir Sıtkı Erdoğan. Bendeniz Nedret Selçuk'a saygılarımı sunuyorum. İşte Vizyon 27 VCD'lik iş dünyası eğitim seti. Şirketler, iş adamları, yöneticiler ve çalışanlar için iş dünyasında başarının püf noktaları artık işte Vizyon'da. İş süreçlerinde profesyonelleşme, kurumsallaşma, kurum kültürünüz, kişisel gelişiminiz için işte Vizyon, etkili yönetim becerileri, satışın DNA'sı, müşteri ilişkilerini geliştirme, marka inşası, insan kaynakları, dış ticaret, etkili konuşma, diksiyon, temel koçluk becerileri, şirketlerde kurumsallaşma, iş hayatında ve kamusal alanda protokol, sosyal davranış kuralları gibi genel manşetleriyle toplam 27 VCD'den oluşuyor. Sektörünüz veya meslek grubunuz ne olursa olsun, işte Vizyon'u istediğiniz her zaman ve her yerde izleyebilecek ve bu eğitim seferberliğinden yararlanıp kendinizi geliştireceksiniz. Etkili yönetim becerileri. Yönetim becerileri geliştirme, takıp çalışması ve etkili liderlik biçimleri, ilham veren, yol açan liderlik, ekip oluşturma, ekibinin motivasyonunu ve bağlılığını sağlama, vizyon, misyon ve strateji, yönetici mi yoksa lider mi olmalıyım? Yönetici bunu başaramamışsa birçok kaynağın, zamanın, paranın ve insan gücünün
boşa harcanacağını söylemek mümkün. Aslında çok fazla saatler çalışırlar, çok işler yaparlar, kendilerine ait olmayan işleri de yaparlar. Liderin gücü, liderin performansı ekibe yansıyacak. Böyle olmadığı takdirde üst yönetim görevlerini de yerine getiremeyecekler, sorun, sıkıntı ve stres yaşayacak. Satışın DNA'sı. Etkili ve sonuç odaklı satış nasıl gerçekleşir? Müşteri tiplerine göre satış teknikleri, müşterinin tarzı, satın alma sinyalleri, fiyat söyleme, satışı kapatma, görüşme dengesi, beden dili, satışın gerçekleşmesini veya gerçekleşmemesini etkileyen faktörler. Satışlarınızı kat be kat artırarak devamlı hale getirebilirsiniz. Bir satış görüşmesine gittiğinizde eğer masasının üzerinde satış konuşması esnasında girmeyeceğiniz en önemli konu ile Erhan Bey'den benim mal almam mümkün değil. Hemen bir anda neticeye varmak istemelerinden ötürü iş hayatında ve kamusal alanda protokol sosyal davranış kuralları. Kişisel kalite, kurumsal imaj, hitap etmek, toka etmek, kendini tanıtmak, telefonda konuşmak, kemer ve kravat takmak, çay ve çorba içmek, oturmak, kalkmak, iş hayatında düzey eşitliği ve denklik, alternatif toplantı düzenleri. Şirketini, kurumunu olumsuz temsil etmiş olur. Siz başka bir kurumun yöneticisiyle, patronuyla görüşmeye gittiniz. O kurumun yöneticisi, patrona, yöneticimize abi demek, üstadım, kardeşim, hemşehrim, bütün görüşmelerde, yazışmalarda, toplantılarda, kabullerde, ziyaretlerde, karşılama ve ağırlamada, burada ev sahibi benim, patron benim imajını ver. Başkasının yanında Sayın Başbakan'ın dediği zaman da mutlu olur. Yani kişi şık olmaz, rüküş olur. İnsan kaynakları. İnsan kaynaklarının işlevleri, konumu, etkin kullanımı ve geliştirilmesi. İşe alma, seçme, yerleştirme, mülakat teknikleri, soru sorma ve cevaplama, dinlenme, sonuçlandırma, iş analizi ve tanımları, performans değerleme, motivasyon, eğitim ve geliştirme. Kurumun işe adam alacaksa, adam seçecekse, bakarsınız yani adam konusunda iyi ama bir ayağa gidiyor. Kişilerde içsel motivasyonun kalmadığının da... Şirketlerde kurumsallaşma. Şirketlerde kurumsallaşma nasıl gerçekleşir? Aile şirketlerinde kurumsallaşma, aile şirketlerinin yok oluş nedenleri. Şirketlerde toplam kalite, kurumsallaşmada değişim nasıl gerçekleşir? Dokümantasyon yönetimi, kalite yönetim sistemleri, TSE, ISO, CE. Etkili konuşma diksiyon. Topluluk önünde konuşma Türkçenin söyleyiş kuralları, vurgu, benzeşme, düşme, tonlama, doğru nefes, doğru ses, vücudun ısıtılması, solunum, verimli nefes, ses perdesini geliştirme çalışmaları, fonetik. İyi bir konuşmacının da, de, dı yolun yazıda. Dante gibi ortadan dayısamda. Konuşma yapacağımız alan resmi bir tören mekanı değilse müşteri ilişkilerini geliştirmek, profesyonel tutum, müşteri istek ve ihtiyaçlarını doğru anlayabilmek, müşterilerle etkili ve sürekli iletişimin devamı, müşteriyle ilk izlenim, şikayet ve itirazlarla etkin baş edebilmek, müşteri coşku ve sadakatinin sağlanması. Gitsem de, söylesem de, anlatsam da bunlar anlamayacak. Bu müşteri neden geldi, konuştu, ilgilendi ama satın almadan gitti. İşte bu nedenle müşteri önemlidir ve müşteri ilişkileri önemli. Oysa o kişinin kararını olumsuz etkileyen faktörlerin %80'i ilgi görmediği, yeterince kendini iyi hissetmediği, orada kendini güvende hissetmediği. Birebir yüz yüze müşteriyle ilişkide bulunan bir satış elemanının, bir satış danışmanının marka inşası. Şirketlerde markalaşma stratejileri. Şirketler ve ürünler için marka inşası yapmanın 7 pratik yolu. Konumlandırma, ürün geliştirme ve fiyatlandırma, tanıtım, promosyon, dağılım, müşteri sadakati, büyüme politikaları ve karlılık. Türkiye ve dünyadan örnek markalar ve büyüme stratejileri. Marka, reklam, promosyon, PR aktiviteleri, halkla ilişkiler, imaja dönük çalışmalar. Ben bu ürünü nasıl piyasaya çıkartacağım? Harcadığım dev bütçeli promosyonların karşısında bir marka bilinirliğim artmış mı? Satışlarım yüzde kaç artmış? Dış ticaret. Dış ticaret uygulamaları tüm belge ve dokümanlar.
uluslararası ticarette teslim şekilleri, teslim şekillerinde maliyet faktörleri, ihracatta ödeme yöntemleri, taşıma aracına göre düzenlenen belgeler. İş yaşamında temel koçluk becerileri. İş adamları, yöneticiler, çalışanlar, sporcular ve sanatçılara kadar oldukça geniş bir yelpazede hedef belirleme, yaşam kalitesini yükseltme, kişilerin şu anki durumuyla olmak istedikleri nokta arasındaki mesafeyi kapatan etkili bir yöntem. İşte vizyon, iş adamları, yöneticiler ve çalışanlar için iş hayatında rehber olacak.